Yasin Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Türkiye'de ve Ankara'da aslında uzun yıllardır sektörün içerisinde tecrübeleriniz var ama ilki başarmışsınız. Özel bir hizmet yapıyorsunuz. Çalışmaların genel hatlarını konuşacağız. Çok kısa sizi bir tanıtalım önce ekranlar başındaki değerli izleyeceğimize. Adım Yasin. 2010'dan beri bu sektördeyim. Evet. İlk önce bir firmada başladım. 5 yılda orada çalıştım. Çalıştıktan sonra bu firmayı kurdum. Şimdi artık biz yapalım dediniz bu işi. Kendimiz yapmaya karar verdik. Hı hı. Derken bu hale geldik. Ne kadar oldu siz firmayı kuralı da? Ben 5 yıl oldu firmayı. 5 yılda firmayı kuralı oldu. Toplamda bir 10 yıl aslında bu sektörün içerisinde yani diyebiliriz yaklaşık aşina birisiniz. Peki. Kesinlikle. Şimdi işinizi severek iyi bir şekilde yapmaya gayret ediyorsunuz. Sürekli yenilikleri de takip ediyorsunuz. Yaptığınız iş nedir tam? Kime hitap ediyorsunuz? Benim yaptığım iş endüstri sanayi grubuna hitap ediyor. Aynı zamanda inşaata hitap ediyor. Evet. İki tarafta da müşterilerim var. Hangi bölümüne hitap ediyorsunuz mesela? Genelde inşaat benim, dediniz, endüstri dediniz. Boya makinesi olduğu için benimki boya sektörüne hitap ediyor. Evet. Genellikle boya müteahhitlerine veya sanayi grubunda çelik boyacılarına hitap ediyor. Onların ne işini yapabiliyorsunuz siz mesela? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela stadyum boyayacak bir vatandaş bizim makinelerimizi kullanarak işini daha hızlı, evet, ve hızlı, daha pratik, uygun bir şekilde yapabiliyor. Zaten bu makinelerle yapabiliyor. Bazı boyalar var. Evet. Bunları mikronla atmak zorunda. Bu yüzden de bizim makinelerimiz pistole tabancalara göre mikronla atabiliyor. Çünkü basınçla püskürttüğü için basınçla kalınlığı yaptı, ayarlayabiliyor evet, mikronu. Aynı zamanda hızdan da kazanıyor. Evet. Yani hem pratik, hem hız, hem ekonomik, anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Doğru değil mi? Kesinlikle. Yani 10 kişinin yapacağı işi bir kişi yapabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, inşaat sektöründe 2500 metrekareye kadar çıkabiliyor bizim makinelerimiz. Evet. Binalarda da kullanılabiliyor değil mi bu? İnşaata geldiğimiz zaman da genelde duvar boyalarında, tavan boyalarında dediğim gibi iki kişiyle, yani birisi makinenin başında duracak, hı hı, boyasını dolduracak, birisi de boya uygulamasını yapacak şekilde 2500 metrekareye çıkabiliyor. Şu anda biz mesela şehir hastanelerinde çalışıyoruz. 4 kişilik bir ekibimiz. Ekibiniz orada şu anda. Günde 2000 metrekare ile 2500 metrekare, 1000 metrekare arasında değişerek boya işi yapıyoruz. Gayet güzel, hızlı, böyle seri bir şekilde, profesyonelce yani, yürüyen bir hizmet. Peki otomotiv sektöründe hangi yerlere müdahale edebiliyor sizin makineleriniz? Servislere hitap ediyoruz. Makineler hitap etmiyor orada. Biz bu sefer de bazı pistole tabancaları, hı hı, satıyoruz. Tedarik ediyorsunuz. Yani onlarda makine olmuyor. Makineler birazcık daha kaba işliyor. O bölümde satış. Anladım. Direktmen satış yapıyoruz orada. Peki makinelerimiz şöyle özetleyecek olursak çeşitli ebatları var değil mi? Bunun tekerlekli grubu, yürüyen grubu var. Bir de taşınabilir gruplar var. Ha. Neler var şöyle makinelerde, çeşitlerde? Yani makinelerin kapasitelerine göre değişiyor. O da kullanacakları boyaya göre değişiyor. Mesela kimi vatandaş var, arabası küçük, bagajını atıp taşımak istiyor. O zaman küçük modellerimizi, hı-hı, veriyoruz böyle görüldüğü, evet, gibi. Evet. Diğer türlü de zaten boyası çok ağırdır. Yoğun boyalar kullanıyordur sanayi işlemesinde. Evet, evet. O zaman da tabii bu makineler yetersiz kaldığı için tekerlekli büyük modellerimiz var. Onların motor güçleri, hı-hı, debileri, hı-hı, farklı. Meşe olarak nereden geliyor ürünler? Genelde Güney Kore'den ve Çin'den getiriyorum ben. Evet. Amerika'dan getirdiğimiz modellerimiz de var. Tabi Amerika modelleri biraz pahalı olduğu için diğerleri daha tercih çok sunuyorsunuz siz anladığım, aynen, kadarıyla konu. Şimdi siz bize sohbette bahsettiğiniz başlık şuydu. Bu işi bizi farklı kılan özellikler var dediniz meslektaşlarımızdan. İlki başardık dediniz. Nedir bu? Şimdi ben sadece bir markaya bağlı kalmadım. Bir tane distribütörlük almadım. Onu da bilerek almadım. Bazı teklifler oldu bana ama ben kabul etmedim. Çünkü ben bütün distribütörlükleri toplayarak, evet, bir araya getirerek bütün yedek parçalarını kendi bünyemde bulundurdum, hı-hı, ve servislerini yaptım. Makine ayrımı yapmıyorum ben. Bütün makinelerin servisini yapıyorum. Evet. Kendi makinelerimi de sunuyorum. Siz kendi markalarınızı da oluşturdunuz. Kendi markalarımızı da oluşturduk. Bütün hepsinin yedek parçasını taşıyorum gibi bir şey. Diğer markaları bile almış olsalar bana geliyorlar tamire. Bir şekilde size uğramak zorunda kalıyorlar. Aynen, bir şekilde servislerini yapıyoruz. Siz de bu konuda iddialısınız. Servis demişken müşteri memnuniyeti açısından sattığınız ürünlerde destek hizmetleriniz nasıl ilerliyor? Yani teknik destek olarak telefondan, mesela şehir dışına sattığım zaman telefondan destek sunuyorum. Yerine gidebiliyorum.
Müşteriye uygulamacı oldukları için her türlü onlara imkanı garantiler sunuyorum. Garantiler ne kadar? Garantiler endüstri gruplarında 1 yıl garantimiz var. Fakat bazı boya gören aksamlara garanti veremiyoruz. Aynı bir arabanın baskı balatası gibi düşünün. Evet. Çünkü aşınan parçalar. Evet. Onlarda da düzgün kullanımını anlatıyoruz. Tabii elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin de her yerine ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde şu anda müşterim var diyebilirim. Yani. Gayet güzel. Peki uygulama sahasında ekipleriniz var. Burada da ekipleriniz var. Kaç kişilik kadroyuz? Şu anda 6 kişiyiz. 4 tane uygulama ekibim var. Onlar taşeron olarak çalışıyor. Başka bir firma bünyesinde. Şu anda biz kaç metrekare bir alanda 130 metrekarelik bir alandayız. Alt katımız showroom. Şu anda bulunduğumuz yer. Ofisimiz var. Onun üstünde de servisimiz var. Servis var. Hem de depolama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Hem depo alanı kullanıyorum hem de servis olarak kullanıyoruz. Evet, gayet güzel. Şimdi sektörle ilgili kendinizi sürekli güncel tutmak adına böyle fuarlara katılıyor musunuz ya da nasıl kendinizi güncel tutuyorsunuz? Hedefleriniz nedir bu doğrultuda? Fuarlara katılmayı düşünüyorum. Şu ana kadar katılmadım. Dediğim gibi 5 senelik bir firma olduğum için şimdi yeni yeni basamakları diyorsunuz. Şöyle fuar sağlam teklifleri gidelim. Geliyor şu anda. Hı-hı. Ama dediğim gibi hem biz burada ekip olarak biraz yetersiz kalmaya başladık. Yani ona vakit harcayamadık. Evet, evet. İleride bunları düşünüyorum. Tamam. Düşünüyorsunuz. Hedefleriniz bu doğrultuda büyük. Fuar. Yani bu işi biraz daha büyütüp kendimizi diyorsunuz daha iyi ifade etmek adına fuarlara da katılacağız. Kesinlikle. Gayet güzel. Yurt dışına da gidiyor musunuz böyle? Yurt dışına gitmiyorum ama yurt dışından 4 firmayla farklı görüşüyorum şu anda. Evet. Onlarla da 4 firmadan da alışverişim var. Yapıyorsunuz. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor orada. Bu işin yedek parça anlamında da elinizde malzeme var değil mi? Tutabiliyorsunuz böyle. Tabii stoklarımız şu anda iyi. Yani aksilik oldu. Bir şey oldu. Hızlı bir bütün şekilde. Bütün makinelerin yedek parçaları şu anda stoğumuzda var. Gayet güzel. Peki. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Son olarak da sizi bugüne dek firmanızı destekleyen, tercih eden, sizden ürün alan müşteri portföyünüze bir teşekkür son sözlerinizi toparlayalım. Yani ben bize gelen müşterileri zaten yeterince memnun etmeye çalışıyorum. Evet. Onlara da geldikleri için teşekkür ederim. Bundan sonra da daha iyi hizmet edeceğimize hiç şüpheleri olmasın evet. Yani. Peki ben de sizinle tanışmamış kişiler de bu sektörle ilgili hizmet arayan bütün meslek gruplarını sizinle tanışmaya davet ediyorum. Hem sosyal mecranız da güçlü sizin değil mi? Yani bu sitenin alan adı ben de diyebilirim yani. Evet, oradan da ulaştıkları zaman evet. Siz diyorsunuz biz kesinlikle. Türkiye'nin neresi olursa olsun veya yurt dışı yardımcı oluruz. Aynen, kendilerine. Yol çizgi makinalarında, boya püskürtme makinalarında bizden her türlü teklif alabilirler, evet. Destek de alabilirler. Evet, gayet güzel. Peki, size ve ekibinize, ülkemize ve bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. İnşallah böyle ilerleyen zamanda büyüme yolunda yeni bir hizmetinizle tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun.